Bak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Deniz Han Dizdarla sohbetimiz sürüyor. Siz de bizlere soru sorabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0542 325 42 24 0542 325 42 24. Çocuklarda burun tıkanıklığı sebeplerini ve çözümlerini de konuşalım mı biraz? Tabii. Evet. Ee, hani burada genellikle en sık karşılaştığımız sebepler burun tıkanıklığında. Ee, hani burun etlerinin ön tarafındaki şişmeler ve işte basit nezle, grip gibi dediğimiz hastalıklar olabilir. Ee, burada aslında gün içinde yani normal günlük hayatında ailelerin en çok yapabileceği şeyler e, hani hemen böyle bir ilaç kullanmaktan ziyade burun yıkamalarını kullanmalarını istiyoruz aslında. Yani bunlar hani eczanede de satılan e, hani hazır işte ufak böyle plastik e şırınga gibi e şeylerde satılan Olan, hani çok basit e, burun yıkamaları gerçekten hani çok e, hani doktora gelecek kadar ağır hale getirmeden bazen çok basit şekilde çözebiliyor e, hani bu bizim için ilk önerdiğimiz şey bu aslında hani belli bir yaşın üstündeki çocuklara işte burun temizlemeyi öğretmek e, önemli hani burun sümkümeyi öğretmek önemli biraz zor olabiliyor ama işte bir şekilde hani oyun gibi çocukla birlikte bunu hani yapmak çok önemli e, bunu istiyoruz e, onun dışında da hani işte sıcaklığa göre giydirmek mevsimine göre giydirmek hani mutlaka meyvesini sebzesini eksik etmemek. en önemli önerilerim bunlar olarak çıkıyor. Herhalde bilinçsizce kullanılan burun spreylerinden de kaçalım diye. Kesinlikle. Mi? Yani burada tabii şu var. Hani ilaç anlamında olan burun spreylerinin e, mutlaka bir doktor kontrolünde verilmesi gerekiyor. Çünkü hani her sprey çocuklar için uygun olmayabilir. Ve belli sürelerin üstünde hani sürekli işte her burnum tıkandığında iki pırt sıkayım böyle çok uygun olmayabilir. Uzun vadede başka hasarları olabilir. Hani o yüzden mutlaka kontrol altında olması lazım. Çocuklarda kulak hastalıklarına da değinelim mi? Tabii, tabii. En çok hangi hastalıklar görülüyor ve bunların tedavi yöntemleri nasıl? Ee, tabii hani çocukluk yaşında çağında en çok gördüğümüz şeyler tabii orta kulak iltihaplarını görüyoruz aslında. Aslında bunlar da yine bir şekilde burun tıkanıklığına bağlı oluyor. Yani burun hani yüzün ortasında merkezinde olduğu için hani işte boğaz enfeksiyonlarında da kulak iltihaplarında da burnun bu konuda bir etkisi var. Mantık da şu. Aslında kulak iltihaplarını çok basit ikiye ayırabiliriz. Hani bir tanesi çok klasik orta kulak iltihapı dediğimiz yani çocuğun kulağım ağrıyor dediği işte gece uykudan uyandığı işte ateşle ve genel enfeksiyon şeylerle giden bir tanesi, bir tanesi de sessiz kulak enfeksiyonu denilen veya işte seröz otit denilen yani orta kulakta sadece bir sıvı birikimi, bir basınç birikimi olup çocuğun herhangi bir ağrısının, sızısının olmadığı ama bir şekilde işitme azlığının olduğu durumlar. Hani bunları ayırt etmek Bu bizim mu? için. Bu anne baba nasıl anlayabilir? Şu zaten hani orta kulak iltihabı çok klasik zaten çocuk size ben kulağım ağrıyor. Dediği zaman zaten işte bir son yola enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, boğaz iltihabı, genel bir halsizlik kırgınlığı takip eden bir durumdur. Zaten hani size çocuk onu iletir. Hani bu da çok muayeneye getirildiğinde çok basit bir şekilde orta anlaşılır. Biz gözümüzle görürüz zaten ama... Diğer işte daha sessiz olan serozotit yani sıvı birikmesi dediğimiz biraz daha farklı bir olay. Orada kulağı şöyle düşünmek bir kulağı bir kapalı bir kutu gibi düşünmek lazım. Hatta düdüklü tencere gibi biz öyle anlatırız. İçinde basınç birikir o kulağın. O basıncı burnun arka tarafı yani geniz bölgesi işte östaki tüpü dediğimiz o bağlantı aracıyla normalde dengeler. Ama çocuğun bir şekilde işte oradaki o yolun tıkanmasına sebebiyet veren bir geniz eti olabilir, bir alerjik bir altyapı olur veya başka bir yapısal problem olabilir. Yani burun tıkanıklığı olan bir durum varsa ve bunu dengeleyemezse kulak, e, hani o zaman o kulağın içinde işte önce basınç birikmesi ve bunu takiben de kulak kendi yapısının salgıladığı sıvıların birikmesine bağlı bir durum olur. Ve bunu aile ancak şu şekilde anlar. Bunu yani çocukla bir kere ilgilenerek anlayabilirler. Çünkü çocuk hani sonuçta ...işitmediğini ifade edemeyebilir, anlamayabilir. Bunlar genellikle şöyle işte televizyon sesini açma... E, ...hani bir şey söylendiğinde cevap vermeme, get cevap verme... ...hani aileler bazen bunu hani yanlış da anlayabiliyorlar... ...sanki hani işte bize cevap vermiyor, ilgilenmiyor... ...sanki çocuk hani bir tavır e, içindeymiş gibi anlaşılabiliyor. Hani böyle durumlar varsa e, ve bu hani belli bir süreyi de aşıyorsa... ...yani mutlaka değerlendirmek lazım, müdahale etmek lazım. Şöyle e, bir biz bu tarz... E, zaten hem gözümüzle muayenede bunu görebiliyoruz hem de çok basit bazı testlerle kulak testleriyle tanısını koyabiliyoruz. Böyle bir durumla karşılaştığımız anda yani hemen paniklenecek bir durum değil. Çok da sık görülen bir durum bu arada bu. Ee, ama hani önemli olan takibinin yapılması. Genellikle hani burnu açacak basit tedavilerle ee, bu durum geri dönüyor. Yani çocukların yarısından fazlasında bir 2-3 ay içerisinde geri dönebiliyor. Ancak Üç ayı geçiyorsa ve tekrarlıyorsa veya hani o zaman bazen bizim müdahale etmemiz o basıncı boşaltmamız gerekebiliyor. E, bu da işte halk arasında işte kulakka tüp takılmak denilen e, işleme gerek duyabiliyoruz. Hani çocuklar burada hiçbir zaman tam olarak sağır olmuyorlar. Sonuçta sizi duyuyor yine ama bir miktar hani yüzde yüz duymuyor da işte yüzde seksen duyuyor yüzde duyuyor. ya bu bile bizim için çok kıymetli hani o yüzden çok fazla da beklemiyoruz yani. Yani kulak tüp takmak dediğiniz yöntem nedir? Şöyle yine bir anestezi altında genellikle kulak zarını dediğim gibi kulak bir davul gibi düşünürseniz işte içinde bir davulun kendi haznesi var üstünde de bir zarı var hani oraya çok mikroskop altında küçücük böyle bir kesik yapıp orta kulaktaki basıncı veya sıvıyı neyse boşaltıp oraya da gerçekten bir tüp hakikaten yani hani bir plastikten mikroskopla takılan minnacık bir iki milimlik bir tüp yerleştirip hani oradaki o havalanmayı yani orada sıvı ve basınç birikmesini engellemektir mantık. Kulak kendisi bunu belli bir süre sonra bir yıla kadar sürebilir bazen. O tüpü kendisi iyileştikçe atar ve o deliği de kapatır zaten. Bu bizim hani kontrollü yaptığımız bir işlem olduğu için genellikle de iyileştirir. Yani sonsuza kadar o tüple yaşamayacak tabii, 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 çocuk değil mi? Tabii, tabii. Kesinlikle Peki. bir yıla kadar genellikle bekleriz o konuda. Peki sizden bir soru gelsin mi? Kulak temizletmek 6 ayda bir temizletin diyorlar bu doğru mudur hocam? tabii yetişkinler ee, için, çocuklar e, için de belki. Ço ço çocuklarda biz hani bir kulak çubuğu açıkçası kullanımını biz pek sevmiyoruz. Kulak uzmanlığı olarak çok da tavsiye etmiyoruz. Çocuklarda zaten bir kere hiç fazla kurcalamak lazım kulağa onu söyleyeyim. E, şimdi kulağın kendine ait e, yani dış kulak yolu e, kulağınıza baktığınız zaman işte bir e, üstü ciltle kaplı bir e, bir kanal vardır. Onun sonunda da kulak e, zarınız vardır. Bu kanalın üstünde de bir cilt vardır aslında normal. E, bu cildin kendine ait bazı salgıları olur. İşte bizim eee dediğimiz bir yağlı bir salgısı olur. Bunun amacı da işte dış kulağı işte e, dış etkenlerden korumaktır. Normal şartlarda biz hani hiç dokunmazsak zaten o salgısı kendisi oluşur ve hani dışarıya doğru kendini atar zaten. E, ama hani bir şekilde o akım bozulduğu zaman bu bazen biz de kendimiz yani kulak temizliyorum diye aslında bazen o akımı biz bozabiliyoruz ee, işte agresif kulak çubuğu kullanımıyla ee, hani o zaman orada birikmeye başlayabiliyor Peki nasıl temizleyeceğiz bu kulağı? Biz? Şöyle yani normal şartlarda aslında kulak temizlenmesi gereken bir organ değil. Hmm. Yani illa yapılacaksa şu yapılabilir. Sadece giriş kısmı hani oradaki görüntü en azından yani rahatsız edici olabilir bazen. Hani sadece onu temizlemek anlamında çubuk kullanılabilir ama içeriye doğru bir soktuğunuz anda aslında temizlemiyorsunuz, ittiriyorsunuz. Hmm. E, daha çok tıkıyoruz son, belki tabi, de kullan. Tabii. Tabii. E, ve daha çok e, tıkanıyor. Hani ondan sonra aslında bu biraz hani yumurta tavuk şeyine benziyor. Alışkanlık evet. yapıp yapmama şeyi şöyle sonuçta yani insanlar bize zaten tıkandığı için Geliyorlar. Biz o yüzden zaten temizleme şeyini duyuyoruz ihtiyacını. Ondan sonrasında da bu alışkanlık düzeltilmediğinde tekrar tekrar olabiliyor gerçekten. Dolayısıyla size ne zamandan bir, ne zamana gelip şaştırmaları lazım? E, yani bunun tam bir zamanı yok aslında ama hani eğer yani tıkandığını hissediyorlarsa e, mutlaka bir gözükmekte fayda var. Yani en azından bizim bir gözümüzle görmemizde fayda var. E, çünkü hani dediğim gibi çok basit bazı manevralarla temizleyebiliyoruz çözebiliyoruz. Olarak. Peki tıkanma e, duymayı engeller mi? Tabii. Tabii, Demek ki tabii. az duymaya başlayınca tabii, tıkandığını aynen, anlayacağız. Aynen ve hani o basınç hissiyatı da zaten yani onu hisseder insanlar. Ee, az duyduğunuzda mutlaka zaten bir doktorun görmesi gerek. Peki bir soru daha gelsin mi sizden? Soğuk algınlığı belirtileri nasıl önlenebilir? Ee, yani bizim için en önemlisi o şeyi hissettiğiniz zaman... E, şimdi bizim... E, Su içme alışkanlığımız çok fazla yok aslında. Evet, hele kış yani, aylarında hiç yok. Yani çok önemli. Yani evet, yazın bir şekilde işte terlediğimiz için içiyoruz ama e, vücudun yani üst solunum yolu mukozalarının sürekli bir şekilde nemli kalması lazım, kurumaması lazım. Bunlar kurudukları zaman işte o üst solunum yolu etmenleri işte virüsler, bakteriler çok çok yapıştıklarından ve kendini yenileyemediğinden dolayı işte hasta olursunuz. Yani zaten onu hissedersiniz. O boğaz kuruluğu, kaşıntı şeklinde başlar. Ya burada şu su içme alışkanlığı bizim için çok önemli. Ben her hasta ama hani En azından saat başı uyanık olduğunuz her saat En azından bir en az yani bir bardak su içmelerini öneririm yani buradaki Hani resmi söylenen Hani bir iki buçuk 3 litreye yakındır ee, yani yaklaşık böyle 15 bardağa falan denk geliyor ee, hani mutlaka yani sıvı tüketilmesi çok önemli bir hani ikincisi e, istirahat tabii yani vücut zaten o size sinyali verdiği zaman bir şekilde en azından bir bir gün yapabildiğiniz kadar Tabii hepimiz hani çalışıyoruz iş hayatında çok mümkün olmayabiliyor ama hani o istirahati kendinize vermeniz lazım çünkü yoksa vücut size o istirati aldırtıyor bir şekilde evet. e, ve hani benim için yine vitamin e, yani taze meyve sebze tüketilmesi özellikle bütün enfeksiyonlarda çünkü C vitamininin e, vücudun enfeksiyonla savaşında çok ciddi net etkileri var. E, tüketilmesi önemli. Bence en önemlileri en önemlileri bunlara çıkacak. Vitamini galiba meyve sebzeden almalıyız değil yani, mi? Tabii yani ilaç anlamında değil demek istediğim yani mevsimindeki taze meyve sebzeyi tüketmekten bahsediyorum. Peki bir soru daha gelsin mi sizden? Şimdi içerisi çok sıcak ortamlar. Böyle dışarıda lana gibi giyiniyoruz ama yine de dışarı çıktığımız zaman böyle soğuk havayla terleyip karşılaşıyoruz bu sefer. Bunun acaba bir çözümü var mı? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yöntem uygulamamız gerekiyor hastalıklardan korunmak için? Yeni hastalıklardan korunmak ee, adına. Yani çok da haklı bir soru açıkçası. Hele böyle İstanbul gibi e, mesela rutubeti nemli olan e, ortamlarda hani hakikaten içeriyle dışarının arasında ciddi sıcak farkı olabiliyor. Hani burada benim şahsen nacizane tavsiyem yani bir şekilde kış aylarında hani kat kat giymek olabilir ve biraz işte sık e, çıkartıp değiştirmek e, benim için en önemlisi. Burada belki hani bahsedilmesi gereken önemli bir konu içeri... Ortamlarda kapalı ortamlarda tabi artık günümüzde her yerde klima havalandırma kapalı havalandırma hani klima deyince sadece yazın düşünmemek lazım sonuçta kışında bir şekilde kapalı havalandırma oluyor. Ee, hani bunlar çok önemli bunların tabii temizliği çok önemli ee, ve aslında yine dönüp dönüp e, su içmeye geleceğim ama e, özellikle kapalı ortamda ofis ortamlarında çalışanların bu havalandırmadan dolayı havalandırma klima yani sıcak veya soğuk fark etmez. Kalorifer de aynı şekilde bu arada havayı kurutur. Yani O yüzden yine çok su tüketilmesi gerekir ee, ve hani iç dış şeyinde de e, kat kat giyinmeyi öneririm açıkçası. Her şeyin tarzı. başı su, 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 su için, evet. su için, su evet. için. Şimdi WhatsApp'tan bir soru gelmiş size. Çocuğum henüz 2 yaşında diyor. Burun bölgesinde eğrilik söz konusu doğuştan veya doğum travmasına bağlı olarak gelişti bu durum. İleride nefes almasında problem yaşar mı? Şimdiden ameliyat söz konusu mu? Şöyle, e, bu tabii çok sık gördüğümüz bir durum. Şimdi burnu e, böyle bir çadır gibi düşünürsek yüzümüzün ortasında bizim içinde bir çadır direğimiz var aslında. Burnu sağ sol ikiye ayıran bir duvar var. Bizim tıbbi olarak septum dediğimiz. E, hani bunlar da eğrilikler çok sık gördüğümüz e, durumlar. Hani çocuklarda bu tabi hani erken dönemde doğum travmasına bağlı olabiliyor veya herhangi bir travma olmadan hani genetik bazı faktörlere bağlı olarak da gerçekten olarak gelişebiliyor. Yani burada şu kararı vermek lazım. Normalde aslında yüzde 99 çocukta biz böyle iki yaşında çok ameliyat önermeyiz. Genellikle bir 18 yani 17-18 yaşına kadar çocuğun büyümesini, yüzünün gelişmesinin tamamlanmasını bekleriz, yüzünün burnunun gelişmesinin tamamlanmasını bekleriz. Ee, hani o yaşlardan sonra eğer bu problemler hala devam ediyorsa e, hani o zaman gerçekten ameliyat önermek gerekebilir. Bazen böyle çok çok ileri çok aşırı problem yaşayan veya ağız bölgesinde başka eşlik eden başka anomalileri olan işte çene problemleri küçük çeneli gibi yani böyle nefes almasına eşlik edecek başka problemleri olan çocuklarda hani acil anlamında bazen ameliyatlar önerilebilir ama bunlar hani çok nadir durumlardır ve hani bunlar da çok bu işin uzmanı böyle merkezlerde yapılması gerekir ama normalde %99 çocukta bu yaşta ameliyat gerekmez. Bir 17-18 yaşını beklemek gerekir. Şimdi bu izleyicimizin bu sorusundan sonra aklıma şu geldi. E şimdi bebeklik döneminde bir eğrilik oluşmuş doğuma bağlı bir sebepten. E hepimizin belli sebeplerden dolayı burun eğriliği olabiliyor. Ya da e görsel olarak burnumuzun şeklinden hoşlanmayabiliyoruz. E fiziksel olabiliyor sebebi e hastalık olabiliyor. Nefes almamızı engelleyebiliyor. Burun estetiklerini öneriyor musunuz? Çocuk yaşta, erişkinlik yaşta bize bu yöntemlerden biraz bahseder misiniz? E, tabii teşekkür ederim. Şimdi şöyle e, burun tıkanıklığı zaten e, çok hani sık karşılaştığımız bir durum bizim. E, genellikle burada şeyi ayırt etmek gerekiyor dediğiniz gibi işte hani çocuklardaki burun tıkanıklığı sebepleriyle erişkinlerdeki tam aynı olmayabiliyor. Yaklaşım aynı olmayabiliyor. Hani çocuklarda bir kere kesinlikle geniz etini bir şekilde ayırt etmek gerekiyor. Hani geniz etiyle ilgili bir problem varsa zaten onu değerlendirmesi ayrı. Ama çocuklardaki duvar eğrilikleri içerden e, hani estetikten önce fonksiyonel anlamda yani nefes almalarını sağlamak üzere bizim çok acele etmek istediğimiz durumlar değil. Çünkü dediğim gibi vücudun gelişmesi, burnun büyümesi devam ettiğinden dolayı biz hani o büyümeyi bozmak istemiyoruz. Zaten eğer gelişecekse olacağı kadar olsun, eğer eğrilecekse de en son haline kadar gelsin ondan sonra düzeltmek istiyoruz. Bu çocuklardaki durumumuz bu. E, erişkinlerde tabii şey daha farklı. Şimdi ben bir kulak burun boğaz uzmanı olarak tabii bize nefes alamama şikayetiyle de insanlar çok gelirler. Ee, ve hani bizim ülkemizde de e, neredeyse %60-70 oranında aslında hani sokaktan şöyle bir 10 kişi çevirdiğimizde konuştuğumuzda 6'sında 7'sinde e, hani bir şekilde hafif duvar eğrilikleri veya burundan nefes alamama problemleri görürüz. Yani burada e, özellikle o burnun içindeki duvarda septum dediğimiz duvarda ciddi bir eğrilik var ise bu illa dışarıya yansımak zorunda değil. Yani illa şekille ilgili bir eğrilik olmak zorunda değil. Hani dışarıdan çok güzel gördüğünüz bunun insanlarda da bazen nefes alma problemleri olabiliyor. Bir tek bu nefes alamamaklama ölçülür peki? Ee, teşekkür ederim çok güzel sorunuz. Şöyle ölçülür. Herkes bunu bize aslında çoğu insan gece problemleriyle yani işte horlama, ağzı açık uyuma veya Sık boğaz enfeksiyonu geçirme problemleriyle gelirler erişkinlerden bahsediyorum. Hiç akla gelmez. Yani sık Tabii. boğaz enfeksiyonunun Tabii. sebebinin Tabii. burun eğriliği olduğu düşünülmez. çünkü onun da mantığı şudur. Gece ister istemez burnunuzda bir problem varsa herhangi bir problem varsa gündüz bir şekilde idare edebilirsiniz. Kendinizi alıştırırsınız burundan nefes almaya ama gece mutlaka ağzınızı açarsınız. Yani bundan kaçış yok. Gece ağız açıldığı anda hani başka faktörler de var ama bu işte en basitinden sabah kalktığınızda ağzınızın kurumasına sebep olur. Zaten böyle sabah kalktığınızda hemen bir su içme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ağız kurulu hissediyorsanız bunun işte bir adım sonrası da işte sürekli söylüyorum hani su içmek ağız kurulundan bahsediyorum. Ee, sık boğaz enfeksiyonu geçirmeye gelir. Ee, sonuçta herkes hani kendini çok Dinleyemeyebilir, o burnu çok anlayamayabilir ama hani bize çok sık boğaz enfeksiyonu geçiriyorum şikayetiyle gelenlerin. E önemli bir kısmında da burun problemleri görürüz. E bunlara sonuçta bu hayat kalitesini bozacak derecede bir artık problem olduysa tabii biz de ameliyatlar öneriyoruz. E, hani Burada Aynı esnada, yani bu tabii ki her doktorun uzmanlığına göre, daha doğrusu e, o doktorun ilgilen ilgilenmesine göre değişir ama e, aynı esnada burnun fonksiyonel olarak bir düzeltmesini yaparken de e, estetik anlamda da tabii ki müdahalesini yapabiliyoruz. Peki nasıl yöntemler var? Yeni yöntemlerden bahsedersek. Tabii ki. Olunca. Yani burada şöyle, tabii aslında pek çok yöntem var ve bunlar çok da gerçekten modalar şeklinde böyle yıllar içerisinde evriliyorlar, artıları öğreniliyor, eksileri öğreniliyor. Tabii şu anda hani çok basitçe yaklaşırsak e, burun ameliyatlarında artık 10 sene öncesine göre çok daha farklı bazı şeyler. Özellikle işte şişlik, morluk anlamında yani çok sık görülüyor. Çevrenizde de herkes görüyor. Hani anestezinin gelişmesiyle veya tekniklerin gelişmesiyle bu işler minimuma inmiş durumda. hani Çok kabaca bakarsak aslında iki teknik olarak ayrılabilir. Aslında bu sadece ameliyatın başlangıcı ile alakalı. Bir tanesi burnun ucunda küçük bir kesik olan bazı teknikler veya o kesiğin olmadığı daha iç taraftan yapıldığı bazı teknikler. Hani bunların ikisinde biz hangi burun tabi burundan buruna her burunun problemi kendi içinde değerlendirildiği için e, hangisi uygunsa ikisini de kullanabiliyoruz. Burada yine bazı yeni teknikler işte şurada şuraya ellediğiniz zaman aslında şurası burnunuzun kemiği. Evet. Hani burayla alakalı bir probleminiz var ise işte burnunuzun sırtında bir kemer olabilir. Evet. E, veya burun kemiğinizde bir eğrilik olabilir. Hani bununla alakalı bir problem var ise, düzeltilmesi gereken şey burasıysa, yani sonuçta dediğim gibi el görüyorsunuz bu çok sert böyle bir yapı. E bunu bir şekilde bizim bir hareket ettirmemiz gerekiyor. Burada da e, işte pek çok ultrasonik tekniklerden tutun. Yani oradaki kemiği böyle çizmek aslında yaptığımız işlem. Hani biraz böyle heykeltıraşlar benzer. E, çok böyle mikroskopik çok ince aletlerle biz o kemiği hani hareket ettirir. İşte neyse ortaya getirir veya e, alınması gereken bir kemer varsa e, bunu alırız. Dedim ki bunların hepsi tabii bir kulak burun boğaz uzmanı olarak bizim hani nefes alma kısmını zaten mutlaka hani çözmemizde beklenir. Ee, bunlarla kombin ederek yapabiliriz. Biz aslında buna hani fonksiyonel estetik burun ameliyatı aslında biz öyle o şekilde adlandırıyoruz. Ee, hani yaşa gelirse çocuklarla ilgili şey sorunuz hani burada şimdi estetik ameliyat Hani benim adıma şöyle e içeriden yapılması gereken bir ameliyat, hani şart olabilir. İlişkinlerde de bir problem vardır şeydir ama estetik ameliyat biraz hani insanın da kendi gönlünden gelen bir şey olması gerekir. Ben öyle düşünüyorum. Hani kararı kişinin kendisi vermesi gerekir. E o yüzden de hani çocuklarda bir o, o erişkin yaşa en azından bir 17-18 yani o kendi kararını alacak yaşa gelmelerini biraz isteriz. Çünkü hani ergenlikte bazen böyle çok kararlar hızlı verilebiliyor. Sonrasında pişmanlık bazen olabiliyor. Hani bunları o yüzden bir kendi kararlarını alacakları yaşa gelmelerini isteriz çocuklarda. E Erişkinlerde de aynı şekilde aslında şey olarak hani bu kişinin kendi gönlünden gelen bir şeydir. Eğer kendisi hani burnunda bir problem de var, bir nefes alma problemi de varsa, e, şekille de alakalı bir talebi varsa bunlar oturulur konuşulur ve müdahale edilir zaten. Peki mesela büyük burunlu ya da kemerli burunlu insanların ya da hı. çocukların ileri ileride çocuklar için ileride hı hı. E, nefes almasında bir sıkıntı yaratan durum olabiliyor mu? Şöyle şart değil yani açıkçası. Hani e, bazen çok hani genetik olarak yapısal olarak çok büyük burunlu olan ama insanlar çok rahat nefes aldığında görebiliyoruz Tabii hmm. büyük olduğundan dolayı. Hani iç, o içerideki problem direk şekile yansımayabiliyor açıkçası. Hmm. Ama bunu tersten düşünürseniz de dışarıdan gerçekten hani ameliyat olmuş gibi sanki ne çok güzel gözüken burun insanların da içinde ciddi problemle yaşadıklarını bazen görebiliyoruz. Şunu da merak ediyorum burun estetiği konusunda. Şimdi yeni tekniklerden bahsettiniz. Ee, bunun iyileşme süreci nasıl olur? Yani insan Tabii. normal hayatına çabuk dönebilir mi? Ee, şöyle. Yani bir burun estetiği olunduğu zaman yaklaşık ben genellikle kendi hastalarımı bir gece de yatırırım ameliyattan sonra. ameliyattan sonra bir basit bir, bir, bir yaklaşık bir haftalık bir, bir hafta 10 gün kadar bir pansuman süreci olur. Yani pansumandan kasıt şudur. ben kendi ameliyatlarımda ameliyattan sonra genellikle burnun içine bir silikondan yumuşak iki tane küçük tüp koyuyorum. bunlar yaklaşık 2 gün 48 saat kadar duruyorlar. 48 saat sonra bunları alıyorum daha sonrasında eğer burun sırtı ile ilgili bir girişim de yapıldıysa burun sırtında ufak bazı bir ufak bir atel aslında yerleştiriyoruz o şişliği morluğu azaltmak adına. şişlikler morluklar hani kişiye bağlı olmakla beraber dediğim gibi eskisi kadar 10 sene önce 20 sene kadar ki olmamakla birlikte yani sonuçta bir müdahaleye bağlı çok hafif olabiliyor. Bunlar da 10 gün içinde geçiyorlar genellikle. Biz bu ateli birinci haftasında alıyoruz. Yani ee, toplam aslında pansuman süreci bir haftada bilemez maksimum 10 günde bitmiş oluyor. Hastalar aslında 10. günden sonra normal hayatlarına dönebiliyorlar. Tabi burada bazı dikkat etmeleri gereken şeyler var. Ne gibi? Normal hayattan kasıt. Yani zaten ayakta oluyorlar. Normal işlerine gidebiliyorlar, şey yapabiliyorlar. Ama mesela spor konusunda bir 2 e, hafta kadar en azından e, hani spor konusunda biraz zorlamamalarını istiyoruz. Ama sonrasında kardiyo gibi işte koşu, yürüyüş bunları yapmalarında hiçbir sıkıntı yok. Ancak e, burun estetiği olmuş bir insan. E, tek ...tekrardan darbe alacağı... ...çünkü tam burnun... ...şimdi şöyle biz 10. günde normal hayata dönülüyor ama... ...burnun tam iyileşmesi... ...tam böyle %100 oturması... E, ...bizim böyle beklentilerimizi ...tam böyle görünür hale gelmesi... bir aslında 6 ayı 9 ayı bulur genellikle... ...hani bu günlük hayata etkileyen kısımdan bahsetmiyorum... ...dedim gibi ondan sonrasını zaten ayakta geçirirler... ...görsel açıdan ama... ...hani bu süreçte... ...işte futbol, basketbol... yani ...temas sporları... ...hani bunlara dikkat etmeleri gerekiyor ...çünkü hassas bir durumda... Tabii. Belki şişlikler olduğu için mi o hemen oturmuyor? Yani burnun tam iyileşme sürecinden dolayı hani sonuçta bir darbe alındığı zaman e, hareket edebilir gerçekten. Hani burada bunlara dikkat etmek istiyoruz. Burun eğriliği ya da burun büyüklüğü bir kader değil diyoruz o Kesinlikle. zaman. Kesinlikle. Değil mi çözümü Kesinlikle. var? Kesinlikle. İzleyici sorularıyla devam edelim. 5 e, yaşında bir kızım var diyor. Şunu merak ediyorum çocuklarda bademcik iltihaplanmasının belirtileri nelerdir? Çok e, sık görülüyor bademcik iltihabı demiştiniz. E, yani şöyle yani bademcik iltihabı zaten öncelikle hani boğaz ağrısı. E, ateş, e, yemek yemekte zorlanma, hatta bazen mide bulantısı olabilir e, ve ağız kokusu da genellikle e, bu tarz çocuklarda görürüz. Hani bazen çok nadir olarak hani karın ağrısı ishal de olabiliyor ama hani olmak zorunda değil. Hani esas bence şeyleri boğaz ağrısı, ağız kokusu, ateş en önemli ve tabii yemek yemekte de zorluk dedim. Tabii hemen hekime götürülmesi tabii şart değil, değil mi? De. Oğlum 6 yaşında çocuğumun kulakları kepçe. Kepçe kulak ameliyatının riskleri nelerdir? Kepçe kulak ameliyatı zor bir operasyon mudur? Şöyle yani çok güzel bir soru aslında. Benim bu e, özel olarak da uğraştığım bir konudur açıkçası. O zaman harika oldu. E, evet çok da denk e, gelmiş gerçekten. Şey de şimdi şöyle kepçe kulak hani... E, biz aslında belirgin kulak diyoruz. Hani kendi şey olarak hani kepçe kelimesini çok kullanmak istemiyorum ama. kulak diye bir tabir var değil mi? Ee, evet. Aynı mı anlama geliyor? Aynı anlama geliyor hemen hemen. Yani sonuçta belirgin büyük gözüken kulaklarda. Ee, aslında bunlar hani çok böyle göz ardı edilen aslında bir problem. Hani insanlar bunun bir çözümü olduğunu e, ve hani müdahale edilebilir bir şey olduğunu aslında hani gerçekten bilmiyorlar. Ee, bazen de biz de bunları anlatıyoruz. Hani özellikle e, Okul öncesi, yani tam böyle okula başlamadan önceki yaşlarda, şimdi okulda çocukların birbirine gerçekten, yani özellikle yeni başlayan işte ilkokulda falan çok acımasız olabiliyorlar. Ee, özellikle hani böyle işte kepçe kulaklı, belirgin kulaklı çocuklarda bunu gerçekten ciddi problemler yaşayabildiklerini hani biliyorum. Ee, hani özellikle böyle işte o 5-6 yaşlarda, e, gerçekten hani nispeten çok basit bazı girişimlerle, yani sonuçta tabii ki bunlar birer ameliyattır ama e, nasıl diyelim, hani çok pek çok teknik var açıkçası kullanılan ama çok kabaca anlatmak gerekirse işte anestezi altında yaklaşık 30-40 dakikalık bir girişimle işte böyle açık olan bir kulağa hani çok basit dediğim gibi anlatacağım ama hani bazı dikişlerle yatırmak gibi düşünün. Yani gerçekten bazı dikişler atarak o kırda geriye doğru yatırdığınızı düşünün. Hani bu tarz teknikler var ve bunlar çok uzun yıllardır kullanılıyor ve çok başarılı da sonuç alınıyor hani sadece bunun bilinmesi gerekiyor. Böyle bir şeyin yapılabildiğinin, bunun bir hani problem olduğunun ve yapılabildiğinin aile tarafından bilinmesi istiyoruz. Hani bu mesajı da vermek isterim. Ee, çok da başarılı sonuçlar alınabiliyor. Benim gerçekten pek çok yani okul başarısının arttığı çocuklarım var. Yani çünkü çocuk hani kulak kepçe kepçe olduğundan dolayı arkadaşlara dalga geçiyor, hani gitmek istemiyor, okuldan kaçıyor. Hani bu problemlerin bile çözüldüğü çocuklarımız var. E, o yüzden de dediğim gibi çok başarılı sonuç alınabiliyor. E, ama hani bununla uğraşan e, bu işle ilgili e, hekimi bulmak gerekiyor. Hani bir belki bilgi olarak da şunu söylemek isterim. Şimdi bazen yeni doğanlarda evet. e, doğar doğmaz bazen e, gerçekten musunuz? kepçe şöyle e, şunu demek istiyorum. Şimdi yeni doğan çocuklarda e, doğum esnasında anneden vücuda bazı hormonlar geçtiği için o çocukların kıkırdakları, kemikleri şeyleri çok yumuşak olur. Ee, ve hani gerçekten de bu kanıtlanmış bir tekniktir. Yeni doğan çocuk eğer gerçekten doğar doğmaz kepçe kulaklıysa ilk iki hafta içerisinde, üç hafta içerisinde ameliyat falan değil. Çok basit gerçekten bantlama teknikleriyle. O Üzelebilir. kıkırdak şekil alır çünkü. Aynen. Bu hani haber. bunun sadece bilinmesi gerekiyor ama tabii bunu hani bilen bir şekilde, bilinen bir şekilde bilen birinin yapması gerekiyor ve çok basit gerçekten e, problemler çözülebiliyor. Peki. Yeter ki hani bunun bir problem olduğu olduğu ahdedilsin ve çözülsün bilinçlenmiş olduk Aynen. sizin anlatımınızla. Aynen. Peki şu da merak ediliyor olabilir acaba iskalır mı bu ameliyat sonrası? Ee, yani eğer bir dediğim gibi kesi yapılması gerekiyorsa arka taraftan yapıldığından dolayı önden gözüken herhangi bir iz olmaz. Peki biraz da sinüziti konuşalım mı? Tabii. Hem çocuklarda hem yetişkinlerde sinüzit belli başlı problemlerden bir tanesi. Açıkçası benim kız kardeşim de muzdarip. Sinüzit nedir? Tedavisi var mıdır? Ee, var çekti <laughs> sonu söyleyeyim şeyinde şöyle şimdi bizim sinüs dediğimiz e, boşluklar kafatasında işte iki tane yanak bölgenizde iki tane burada işte bu arka taraflarda orta bölmede ve daha arkada olmak üzere aslında kafatasının içindeki boşluklar e, bunlar iltihaplandığı zaman içinde iltihap biriktiği zaman biz buna sinüzit diyoruz e, normalde aslında sinüzit e, enfeksiyonu bir bir üst solunum yolu enfeksiyonu yine e, bahsettiğimiz gibi ve hani Diğer bütün solunum yolu enfeksiyonları olduğu gibi bunların önemli bir kısmı viral enfeksiyonlar. Yani önemli bir kısmı aslında işte semptomatik tedavilerle burnu açarak geçmeleri de bekliyoruz. Ancak burnu şöyle hayal etmek lazım. Şimdi burun iki tane koridor gibi. Ben bu hastalarımın anlattığım şeyleri anlatıyorum. Hani belki daha net anlaşılabilir diye. Burnu iki tane koridor gibi düşünmelerini hayal ederim. İşte ortada bizim septum dediğimiz o duvar var. Burada da odalar var. İşte iki tane oda burada, iki tane oda burada. Bunların içinde bir tanesinde bir enfeksiyon biriktiğini hayal edelim. Mesela burada. Ee, bu enfeksiyon size işte baş ağrısı yapar. Burun tıkanıklığı hissedersiniz. Bu bölgede böyle bir yoğunluk hissedersiniz. Hatta çok tipiktir böyle öne eğildiği zaman insanlar orada bir ağırlık hissi. Hani özellikle aslında alın bölgesindeki sinüsler çok hissederler. Ee, bunları size hissettirir. Siz bunu işte gerekli tedavisiyle eğer belli bir süreyi aşıyorsa ve ateş varsa bazen antibiyotik tedavisi de eklemek gerekebilir. Bu tedavilerle bu zaten normal şartlarda çözülmesini bekleriz. Ancak burnun içinde bir yapısal bir problem var ise bir duvar eğriliği olabilir bir et büyümesi olabilir. Bu odaların kapıları çok açık değilse bir şekilde o içindeki enfeksiyon boşalamıyor ise e, ve bu da işte birkaç ayı geçiyorsa yani böyle bir 3 ay 4 ay sürüyor ise e, o zaman bazen bizim müdahale etmemiz gerekebilir. Yani sinüzit ameliyatı işte çok e, konuşulan soruların altındaki şey budur. Biz hani her sinüzite bir ameliyat önermeyiz üç ayı geçmesi gerekiyor. aynen ve hani bizim bunu ortaya koymamız lazım. Yani çeşitli tetkiklerde de gözümüzde görürüz zaten o problemi. Hani o zaman e, sinüz ameliyatı önerilebilir. O da şöyledir e, yine tabii çok kabaca anlatmak gerekirse. Hani biz e, sadece sinüzite yönelik bir işlem yapıyorsak hani burada herhangi bir kesi çizi yapmadan e, endoskopik yöntemlerle yani bir kamera kullanarak burnun içine girip e, o odaların kapılarını bulup temizleyip açıp içinde boşaltabiliriz. E, bu da işte sinüz ameliyatı olarak geçen ameliyatımızdır. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dizler. Hem Tabii. güler yüzünüz için hem de ben verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Denizhan Dizdar'a sorduk. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan başka bir konumuz gelecek. Başka bir konuyu başlayalım.